biz gereken her şeyi yapıyoruz. Profesyonel anlamda da ilk kez bir deplasmana biz psikoloğumuzla beraber gitmiştik. Psikoloğumuz 12. adamımıza güveniyoruz. Her zaman yaptığı gibi bizi o günde çok daha farklı bir şekilde destekleyeceklerine inanıyoruz. Biliyoruz ki taraftarımız yanımızda olduğunda bu sahadan galibiyetle, puanla ayrılabilecek hiçbir takım olmayacaktır şu aşamada. Hepimiz tribünlerdeki yerlerimizi alacağız. Taraftarımızdan istediğimiz bir şey var. O da şudur. Maç 90 dakika arkadaşlar. Maçın birinci dakikasından 90. dakikaya kadar top rakibe geçtiğinde o müthiş ıslıkla protestolarımızı yaparak, top bize geçtiğinde takımın yanında olduğunu göstererek buradan bütün taraftar gruplarımıza sesleniyorum. Bu bir kurtuluş mücadelesi. Bu bir kurtuluş savaşı. Samsun'un spordaki en önemli savaşı. En iyi, en önemli mücadelesi. Ta 53 yıllık tarihinin mücadelesi. Bunun telafisi yok. Ve bu şeyin içerisinde, bu cenderenin içerisinde 5. dakikada oynasana lan diye bağırmaya başladığınız anda o futbolcularımızın moral ve motivasyonu ne yazık ki sıfır yapar. 90 dakika. Destek olacağız. Gol yiyebiliriz 1. dakikada. Gol de atabiliriz. Hiçbir şey bitmeyecek. O gün maçı seyretmek yok orada. O gün sadece ve sadece destek olmak var. Avazı çıktığı kadar, sesi kısılana kadar bağırmak var. Biz bunu önemli rica ediyoruz. Futbolcularımızın moral motivasyonunu üst seviyede tutmak için hepinize ihtiyacımız var. Pazar günü her şeyimizi bir kenara bırakıp tek etkinliğimiz olan tribünleri dolduracağız. Bu yüzden gerekli çalışmaları yaptık. Biletleri 1 TL'ye düşürdük. Nihat Başkan'ın bütün belediye başkanlarımızla, belediyelerimizle irtibata geçti. Köyüne varana kadar arkadaşlarımızı taşıyacağız. Biz bu yola baş koyduk. Orası dolarsa başarılı oluruz ve burada hepinize ihtiyacımız var. Zira bizim de bir lafımız var. Geçen yılda demiştik. Biz bitti demeden bitmez arkadaşlar. Gün teknik adamımızın yanında olma günüdür. Biz takımımıza ve teknik adamımıza güveniyoruz. İnşallah gerekeni yapacaklardır. Artık Besim Hoca'nın işte görevine son verilecekmiş, istifa edecekmiş gibi konuları gündemimizden çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu kayyum heyetinin Sayın Valimizin önderliğinde aldığı bir karardır. Bazı futbolcularımızın ihtarları var. Yani sonuçta bizden alacakları bir para var, beklentileri var. Biz bunları karşılamaya çalışıyoruz. Yani bunu konuşacak bir zamanda değiliz. Gündemimizde de Çubuke ile Anga'nın kadro dışı bırakılması, sözleşmesinin feshedilmesi hiçbir şekilde yer almamıştır. Bu şekilde bir yaklaşımımız olmamıştır. Şu anda bütün futbolcularımızdan faydalanmaya çalışıyoruz. Evet, bugüne kadar faydalı olmamıştır belki ama bizim futbolcularımız kaliteli futbolcular. Bu konuda da onların da desteğine ihtiyacımız var. Bugünleri onlarla beraber atlatacağız inşallah. Sezon sonunda otururuz bunu. Karşılıklı konuşuruz. Tabii ki bir sözleşme akdi var. Alacakları var. Bizim beklentilerimiz var. Otururuz, konuşuruz, bir sonuca varırız diye düşünüyorum. Ödeme yapılmayacak. Biz avukatlarıyla görüştük. Sorunu çözdük. İleride konuşacağız onları diye. Şu anda bu süreç bize zarar verir diyedik yani. Biz de aynı şekilde çalışıyoruz. Onların yanında olduğumuzu, onlara o güveni aşılamamız...